Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu akşam konuğum, ikinci konuklarım Elif Kaya ve Selim Çaldıran bizlerle birlikte olacak. Geldiler sanırım konuklarım. Bir yandan hani şey yapıyoruz. Evet. Hazır mısınız arkadaşlar? Güzel bir bayram programı yapalım. Hoş geldiniz. Hello, nasılsın? İyiyim, süperim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Biz de çok şükür iyiyiz. Selim Hoca da burada. Şöyle göstereyim. Şimdi soracaktım. Hoş geldin. Yani bir türlü ikimiz de aynı anda alan açığı bulamadık. Şöyle o bir tık şöyle kaydırma ihtimaliniz yok mu? Şu kadar minicik. Ya işte böyle yan yanayız. Yok o kadar değil. Mikrofonu da gözüksün istedim ama. Ha tamam. Havamız olsun. Yok Selim Çaldıran da gözüksün. İki konum da gözükecek. Çok zor. Sohbet edelim ilk önce o zaman şöyle. Ondan sonra devam edelim. Tamam. Tamam. İlk önce nasıl gidiyor? Hoş geldiniz. Bayramın birinci günü malum. Bulduk. Herkese iyi bayramlar. Bizi izleyen tüm izleyenlere iyi bayramlar. Size de öyle. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok şükür iyi gidiyor. Karantinadayız malum. Hem biz karantina hem bayram. Karmaşık aslında günler yaşıyoruz. Sosyal medyaya hapsolmuş vaziyette. Neler düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani bizim genelde böyle, yani biz genel yaşamımız böyleydi desem yeridir. Normalde karantina halinde bir yaşam tarzımız vardı. Hep stüdyo, ev, stüdyo, ev. Tabii bir yandan çok çabuk geçmesini diliyorum ve çok istiyorum. Ama bence aynı zamanda da artıları olduğu gibi hissediyorum. Biraz kendinle kalmanın, yapılacak birçok şey var ve onları tamamlıyor olmanın benim en azından üzerimde çok pozitif bir etkisi var. O yüzden düşünecek ve anlayacak, fark edecek çok fazla zamanımız var diye düşünüyorum bir yandan. Şöyle güzel bir şansınız var tabii. Milyonlarca izlenen YouTube'da kliplerin, videoların, şarkıların var. Tabii ve bunların müzisyen anlamda desteğini veren de sevgili Selim Çaldıran da yanında. O zaman evet. Müzik adına üretmeye devam ediyorsunuz siz. Şanslısınız aslında bu süreçte. Evet, üretmeye şunu devam. Şunu diyebilir miyiz? Şu şarkılar çıktı veya şunlar çok güzel projeler düşündük ve bunlar hayata geçecek. Bunu normalde düşünemezdik yoğunluktan diyor musunuz? Şöyle diyoruz. Mesela uzun zamandır ertelediğimiz ve aslında güvenip çok sevdiğimiz şarkılar vardı. Fakat o ticari kaygılardan sebep işte hani popüler dünyanın bir altyapısı, bir müzik tarzı var. Orada biraz kararsız kalmıştık biz çoğu zaman. Ben çok kararsız kaldım çünkü çıkarmak istediğim her şarkıyı çıkarmaya tam karar verdiğimde işte bu kaygılarla baş edip edemeyeceğim sorusu aklıma geliyordu. Dolayısıyla şimdi iki tane şarkı hazırladık. Aslında uzun zamandır hazır olan şarkılardı. Evde de bir klip çektik. Son klibimi Melek Kaya ile çekmiştim, kız kardeşimle. Ya o klip ne kadar güzel, değişik bir klip. Teşekkürler. Yani, çok selam soğuk. Ver. Selam ver. Evet, selam ver. Melek Kaya çekmişti. Şimdi yine böyle soft bir şarkı ve klip, evde böyle bir klip çektik. Aynı zamanda da iki şarkı çıkarmayı düşünüyorum ben bu süreçte. Bu arada şey, heyecanlıyorum konuşurken. İkisi de sana ait değil mi? İkisi de bana ait. Sözü müziği, bu yüzden de çok heyecanlıyım. Biri hareketli, diğeri daha slow bir şarkı. İkisini beraber mi çıkaracaksın yoksa tek tek mi? Evet, ikisini birlikte çıkarmayı planlıyorum. Var mı kafanda bir gün, ay, yıl, yıldız, gün, ay, yıl? Yani aslında şimdilerde dijital platformlardan tarih alacağımız günler. Yani her şeyi bitirdik, teslim ettik ve tarihi almayı bekliyoruz. O tarihe ulaştığım anda bütün dinleyicilerle de paylaşacağım. Bu arada şarkımın aranjesini, yani şarkının bir tanesini Genco Arı yaptı. Daha önce de Deliye Dön Gel'de çalışmıştık onunla. Çok severim. Diğer şarkıyı da yine Selim Çaldıran Üstad yaptı. Harika fan görüntüsü. Ne kadar zaman sürdü? Sevgili Selim Çaldıran'a soralım. Ne kadar zaman sürdü şarkının başlangıcı bitimi? Vallahi şarkı aslında 2 senedir falan var. Neredeyse 3 senedir. 2-2,5 senedir var ama şarkıyı belirli bir formata getirmek istiyorduk. 3 tane ayrı format yaptık.
Şimdi hangisine karar vereceğimizi de şaşırdık evvela. Acaba şöyle mi olsun, böyle mi olsun diye en son karar verdik artık şimdi o formatta Peki çıkmasına. çok merak ediyorum. Aranızda tartışma oluyor mu bu konuda? Tabii ki oluyor, çok oluyor. Yani Ya ben bunu istemiyorum. Şu şöyle olmuş mu, şu şöyle olmamış mı? aynen öyle şeyler oluyor. Çünkü neden oluyor? Şimdi bir dünya formatları var. İşte Beyoncé'nin kullandığı veya işte atıyorum Rihanna'nın kullandığı şudur budur. Yine bir dünya formatı var. Atıyorum neydi o çocuk? Zenci. Hani ona benzer pa, 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 pa yapmıştık ya şey. Bruno Mars. Bruno Mars gibi dünya formatı da var. Şimdi bunların hepsi dünya formatı. Ama hangisi yani öyle bir funk bir format mı ya da işte bilmem şu mu bu mu seçimde çok zorlandık yani. O Ama yüzden karar verdik en en sonunda, çok son şükür. karar verdik yani güzel bir O versiyon. karar verme aşaması gerçekten çok sıkıntılı olduğunu tahmin edebiliyorum. Çok. Çünkü müziklerle boğuşurken kulak da artık kafa karışıyor. Bence bir ara veriyorsunuz herhalde bir müddet. Ondan sonra tekrar dönüyorsunuz şarkıya falan ki daha sağlıklı karar vermek açısından. Ya tabii burada Evet. sabahlara kadar neler neler yaşıyoruz yani. Aynen. Öyle Bu arada olunca. nasıl, uyku dengeniz nasıldı sizin de? Her konuma soruyorum mesela ama herkesin karışıktı. Sizin ne durumdaydı uyku düzeni? Sabahlar olmasın mı? Yoksa Ya hani 12'de 1'de yatmaya çalışıp 9'da kalkmaya çalışanlardan mı? şöyle şimdi Keşke. üretim yapma üretim birazcık zor oluyor gündüzleri. Niye öyle oluyor? Müzisyenler niye geç yatıyor? Ya şimdi gecenin o hüznü ve güzelliği ve sessizliği var ya. Evet. O sessizlik, güzellik insana daha çok ilham veriyor. Gündüzün ilhamı farklı şeylerde. Müzikte olmuyor, zor oluyor yani. O Evet. yüzden gecenin ilhamı müzikte çok daha iyi şey oluyor. İkisi birbirine match oluyor. Yani o kadar üretim daha da güzel çıkıyor. O Aynen. yüzden ben şimdi 30 senedir falan sabah hep 6'da 7'de yatıp gündüz 4'te 5'te kalkıp anca akşam 6'da falan hayata geçiyoruz. Elif de bu düzene böyle biz böyle olduğumuz için müzisyen olarak o da Benim değişiyor. Yani çalıştığım günler sabah 7'de de yatsam üzülmüyorum. Çünkü o gün yani o saate kadar oturuyorsam kesinlikle bir şey üretmek için oturuyorum genelde. Ama maalesef hani en erken uyandığım saat sanırım 2 falan. İki. O zaman sabah 6'da 7'de yatıyorsundur herhalde. Biraz öyle evet. Yani ama Öyleyse normal yani. yazla birlikte değişecek. Buna inanıyorum. İnşallah. İnşallah Çünkü değişecek. neden soruyorum? Çünkü bir yanımda Elif Kaya var. Yani tüm klipleri, videoları milyonlarca kez izlenmiş. Ya yani bunu övmeye gerek yok. Bak övmüyorum. Normal sunuyorum seni. Ve bir yandan da Selim Çaldıran var. Yani muhteşem projelerde çok önemli isimlerle yıllarca çalışmış. O yüzden de sizlerden şimdi güzel bir şarkı dinlemek, hatta birkaç şarkı dinlemek çok isteriz. Çünkü bayramın birinci günündeyiz. Birçoğumuz evlerinde, birçoğumuz ailelerinden uzakta, sadece telefonlarla bayramlaşmışlar. O Evet, yüzden maalesef. şarkılarınızla biraz kulağımızın pası silinsin, biraz seyahat Bugün edelim. çok teşekkürler bu arada. Rakamlardan daha değerli olan zaten o insanların güzel sevgisi ve özellikle de şarkıların altına yorumlar yapıyorlar ya, aman Allah'ım yani. Evet. Biz biraz böyle hareketli şarkılar hazırladık. Tabii yine slow'larımız da var eğer istersek. Dedik ki böyle hani Bayram. zaten hüzünlüyüz. Bayram geldi. Ay hangisiyle Canım. başlasak? Bence bununla Tamam. başlayalım. Sürpriz bir 90'lar şarkısı geliyor. Çok sevdiğim bir şarkı. Hatta az önce ben burada Nihayet'i gördüm. Nihayet senin de çok sevdiğin bir şarkı. Bu şarkıyı seven herkese gel. Nihayete ve tüm izleyenlerimize selamlar, sevgiler. Yüreğim sokaklarda eskiyen taşlar gibi duruyorum, duruyorum. İniyor perde perde gecenin koyu rengi. Korkuyorum, korkuyorum. Sustu haykıran şehir, son kuşlar havalandı. Oysa ben seni bekliyorum. Eksildi ömrüm üstünden.
kim bilir kaçıncı. Oysa ben seni, 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 seni hala beni bırakın, beni bırakın, beni bırakın bu caddelerde. Beni bırakın, beni bırakın, yıkılan eski meyhanelerde. Beni bırakın, beni bırakın, beni bırakın bu caddelerde. Beni bırakın, beni bırakın, yıkılan eski meyhanelerde. Sustum haykıran şehir, son kuşlar havalandı. Oysa ben seni, seni, seni bekliyorum. Eksildi ömrümü sen, kim bilir kaçıncı. Oysa ben seni, 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 seni hala seviyorum, seviyorum. Sesinize, yüreğinize sağlık. Hemen seviyorum seni Elif Kaya diyenler. Elif Hanım çok tatlısın maşallah diyen astrolog Selma ablacımız burada. Selma abla sana mesaj çektim. Gelmedi mi mesajım? Seni çok çok seviyoruz. Hoş geldin diyenler. Harikasın diyenler. Böyle devam ediyor. Ben arada bir yorum okuyorum siz şarkı söylerken. Evet evet. Ya, kusura bakmasınlar, biz o sırada göremiyoruz ama. Vay Şan hocam da bu. Hocam selamlar. Uğur hocam da burada. Yani bir de uzun zamandır böyle şarkı söylemiyoruz, evlerdeyiz. Ben çok heyecanlandım şarkıyı söylerken, bunu itiraf etmek istiyorum. Nasıl geliyor balans olarak? Müthiş geliyor. Yani Instagram'da herhalde en müthiş şeylerden biri. Yani seslerden biri şu anda geliyor, sorunsuz. Tamam, süper. Aa, süper, çok maşallah diyelim. Maşallah. İnternetiniz de güzel çünkü. Ya burada bir tek şey, seni göremememiz çok acayip. Bari kafanın ucunu göster de. Arada bir, evet, arada bir kendini gösterirsen seviyoruz. Yani yan çevirebilirim ama o zaman okuyamam. Yok, yanda olmuyor. Onu da denedik. Benim de yan çevirmem lazım. Hiç olmuyor. Böyle güzel arada bir gösterirse kendini seviniriz. Hemen bir yer, diğer şarkıya geçelim. Bir iki şarkı söyleyip öyle geçelim ki hep şarkı tamam, duymak yapalım. İstiyorlar. Böyle mi yapalım? Tamam, İyi hadi tamam. Tamam. Şeyiz ya biraz. Yine 90'lardan çok güzel bir şarkı. Ama neden bu şarkı? Şimdi anlayacaksınız. Ben bu arada eşlik etmek isterdim ama sevgili Sinan Akçıl'a da Oğuzhan Koç'a da hiç eşlik edemedim. Çünkü 5 saniye geç gidiyor biliyorsunuz. O yüzden de hiç ağzım bile açmıyorum ki şaşırmayın diye. Çünkü ağzım bile açsam şey oluyor, arkadan geliyor. Evet, karışıyor. Dinliyoruz sadece, evet. Canından bezdim öyle öyle biterim, oyuncak oldum ellerimle. Canından bezdim öyle öyle biterim, oyuncak oldum ellerimle. Kölemim ben, ay derince kendim. Sıkılınca gideyim. Yazık bana var, kime şikayet edeyim. Başımdan ne bileyim. Sabır, sabır, gel sabır, sabır, sabır. Sabır,
Ya sabır, 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 ya sabır. Belki de akıllanırım, belki de akıllanırım. Süper, süper, süper. Sesinize, piyanonuza sağlık. Klavyenize. Sağ olun. Evet. Süper. Peki böyle şey, mesela şey de hayal ettim. Sıkıldığınızda mesela böyle hiç çalışmadan, ya şunu çalsana, şarkı söyle. Kendi kendinize böyle söylediğiniz oluyor mu? Oluyor bence. Çok. O genelde Selim'e çalsana diyoruz. Hani tam Selim çalsana. Çünkü o kadar güzel şeyler çalıyor ki. Bu ara bir de caz çalışıyor. Yani daha doğrusu pratik yapıyor parmakları. Aynen. Ve hani sıkıldıkça aslında o bir şeyler çalıyor. Üzerine bazen doğaçlama bir şeyler geziniyoruz. Bu bizim de işimize yaradı tabii. 20 senedir çalmadığım etütler, çalmadığım egzersizler, bunları hiç çalamıyorduk vakitsiz. Ya onlar çok önemli değil mi? Hiç bitmiyor öğrenmek bu piyano konusunda. Kesin. Yani o eksiklerimizi tamamlayalım diye bu bir yerde, yani çok iyi oldu demeyeceğim ama yine de eksiklerimizi tamamlama konusunda da iyi oldu diyebilirim yani bu pandemi. Çünkü gerçekten vakitsizlikten, çok projelerle uğraşmaktan kendimize zaman ayıramıyorduk. O açıdan hem kendime zaman ayırma zamanı buldum. Yani o şunu çok... şöyle 2 dakika kapatıyorum arkadaşlar. Selim Bey'in yüzü gözüksün. Evet, gerçekten öyle. Yalnız şu da var. Buradan neyi öğreniyoruz? 20 sene, bunun öncesi de var tabii öğrenme aşamanız. Evet. Piyano ve diğer enstrümanları da, bazı enstrümanları da çalıyorsunuz galiba. Evet, evet. Ama spor gibi değil mi? Hep bir antrenman, hep bir antrenman mutlaka şart. Şan gibi değil mi? Şanda olduğu gibi hep bir antrenman şart. Elif Kaya da bu yönde herhalde. Şan konusunda her zaman devam ediyor musun? Şan eğitimi alıyor musun? Yoksa hani mesela ünlü bir sözümüz vardır. Ajda Pekkan hala şan eğitimi alır derler. Ben şan eğitimi korona sürecinde, yani hocayla yan yana şu an program yapamıyoruz ama öğrendiğim teknikleri ve kayıtlı bazı şeyler var bende. Onlarla yapıyorum evde. Çünkü onsuz olmaz. Paslanıyorsunuz. Yani evet. Şu an bile kendimi şey hissediyorum. Uzun zamandır şarkı söylememek hakikaten böyle şey gibi, sanki hiç bilmediğiniz bir şey yapıyormuşsunuz gibi bir hisse dönüşüyor. Yani nasıl sporcu çalışması gerekiyorsa bizim zaten hayatımız boyunca çalışmamız gerekiyor. Yani bir solist olarak ben en azından bunu bütün sağlıklı olduğum sürece, bütün hayatım boyunca yapmak istiyorum. O yüzden evde çalışıyorum. Sağ olsun Uğur Hocam bana çok güzel kayıtlar bıraktı. Ama hocam derse geleceğim. Bu kaytarmak anlamına gelmiyor. Peki bir de bir şey daha soracağım. Hani çok nadir şarkıcılar bu konuda. Sayılar önemli değil dedin ama YouTube'da yani rekorun 71 milyon mu, daha fazla olan videon var mı? 71 milyon mu rekor şu an? Bir milyon en yüksek rakam olması. Nasıl bir duygu? Yani çünkü herkes yapamıyor yani 71 milyon. 140 milyon senin iki katın. Avrupa'daki işte bu Demedim Mi diye bir şarkı vardı. O şarkıda. Ama o Avrupa'da, mesela Avrupa'da yaşıyor diyor. Türkiye'de böyle çok nadir hani bu rakamlar. Nasıl bir duygu? Nasıl bir duygu? Yani şöyle söyleyeyim, hani rakam anlamında bir duygu hissedemiyorum. Hakikaten düşünüyorum. Sadece bazen bana diyor ki mesela Selim Hoca, işte bak düşünsene diyor. Şöyle bir anlatmaya çalışıyor işte o rakamın nasıl bir şey olduğunu. Neydi? Bir kitabın dolusu muydu? İki stadyum dolusu. İki stadyum dolusu deyince yok. Ben böyle... Yok, yok. İki stadyum olmaz ya. Kaç stadyum herhalde değil mi? Çok büyük çok stadyum. Çok stadyum. Yani hala inanamıyorum. Ya böyle düşündüğüm zaman heyecan basıyor beni. Böyle bir sanki yani hep şey derler ya, işte o dinlenmelere bakmayın. 70 milyon bir de konsere geldi. Dedim ki ben ama senin için geçerli değil. Sen diyeceksin ki 71 milyonun %1'i gelse kaç bin kişi eder zaten. O da bana konserde yeter. Öyle bir... Bu arada yani, bu doğru. Şey, şunu söyleyebilirim. Hepsi organiktir yani. Fake falan değildir. Onu da söyleyebilirim. Bu da çok önemli bir şey tabii ki de. Bu da çok önemli bir şey. Yani zaten 71 milyonun organik olma ihtimali yok. Hani göze batırmazlar. Hani insanlar sanırım şey yapıyor ilkinde. 1 milyonu aşmak için falan diye duyuyorum ben ama ne kadar doğru onu da bilemiyorum.
O yüzden de başarılarının devamını diliyorum. Yeni şarkılarını da zevkle, heyecanla bekliyoruz diyorum ve diğer şarkıyı alabilir miyiz? Yeni şarkı gelsin değil mi? Aynen. O zaman ben diyorum ki bir türkü söyleyelim, ne dersiniz? Süper olur derim. Bilgesi Bağları yapalım derim. Sağlık. Bu arada yeni gelenler için bayram mesajları hala. Bayramınız mübarek olsun. Biz tabii ilkinde dedik, yeni gelenler için tekrar edelim. Bayram özel programı sevgili Elif Kaya ve Selim Çaldıran'la devam ediyor. Şarkılarla, sohbetle. Şöyle yine kapatayım iki saniye yorumları. Evet. Peki. Ne yaptın? Hemen diğer şarkıya mı geçiyoruz? Hemen sohbet diğer şarkıya bir soru soracağım sadece. Elif Kaya'nın en çok dinlediği şarkılar nedir son zamanlarda? Türkçe soruyorum. Türkçe. Son zamanlarda dinlediğim Türkçe. Ya ben MFÖ'den vazgeçemiyorum. Şebnem Ferah'tan vazgeçemem. Ve türküler dinliyorum. Sezen Aksu dinliyorum. Herhalde en çok dinlediklerim, evet, Sezen Aksu, MFÖ. Bulutsuzluk Özlemi. Bu ara onların hangi albümüydü? Güneşimden Kaç albümü. Bilir misiniz? Bilirim. Bilirim. Yani, çok da güzel bir parça. Şu ara en çok Bulutsuzluk Özlemi dinliyorum. Bence çok iyi geliyor. Yani insanın hakikaten ruhuna çok güzel geliyor. Sözler inanılmaz. Süper. Siz ne dinliyorsunuz? Ben Elif Kaya. Şimdi şöyle. Ben o kadar karışık dinliyorum ki, ben bir bakıyorsun Müslüm Gürses'le dinleyebiliyorum. Bir bakıyorsun, tabii, aynen. Nihan Akın'ın son şarkısı bu aralar ağzıma dolanıyor.
Böyle dinliyorum. Her şarkıyı dinliyorum ben yani. O dönem dönem geçiyor. Ama ben de çok hızlı tüketenlerdenim yani. Öyle mi? Aynen. Ben yani arabesk, bir yandan arabesk, bir yandan türküler. Türkülerin içinde aynı zamanda çok güzel deyişler var biliyorsun. Arada bir onları okumaya kalkışıyorum ama onları çok seviyorum özellikle. Valla birbirinden kıymetli, kıyıda köşede kalmış bir sürü şeyi keşfetmek benim çok hoşuma gidiyor. Ve özellikle İran şarkılarına bayılıyorum. Bir tane de sürprizim var. Yakın zamanda YouTube'a bir cover İran şarkısı yaptık. Farsça. 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 Süper. Nasıl devam edelim? Yine böyle slow mu gidelim? Yoksa bir Sezen Aksu mu yapalım? Ya da bir Barış Manço mu yapalım? Sezen Aksu yapalım ve Barış Manço yapalım ardından da bence. O zaman önce diyelim ki yine yol göründü gurbete. Süper. Hazır mıyız hocam? Hı hı. Ses ses. Yine yol göründü gurbete. Güz geldi. Yapraklar döküldü, martılar göç etti, turnalar süzüldü, yine yol göründü gurbete. Köyüme kara kış çökse de, aşıklar boynunu bülse de, desen ki Nazlı'ya insafa gelse de, yine yol göründü gurbete. Acı keder hep bana, kardeş bacı anam bana, benim olsa bütün dünya yetmez ki. Acı keder hep bana, kardeş bacı anam bana, benim olsa bütün dünya yetmez ki. Derdimi kimlere söyleyeyim? Ben garip barışım deliyim. Anadan babadan yuvadan uzaktan, yine yol görünmüyor gurbete. Acı keder hep bana, kardeş acı anam babam, benim olsa bütün dünya yetmez ki. Acı keder hep bana, kardeş acı anam babam, benim olsa bütün dünya yetmez ki. Süper. Teşekkürler. Yani bu kadar hem enerjik olup hem bu kadar duygusal bir şarkı olabilir mi ya? Sözler nasıl? Sözler çok güzel. Evet, sözler gerçekten çok güzel. Bu arada bu güzel yayınlar için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tam bir prensessin Elif ablacığım diyenler. Evet, anlarım benim. Onları okuyamıyorum. Çok özür dilerim. Orada Hocan. Aşklarca isteriz. Ya İyi bayramlar. Herkese iyi bayramlar tekrar. Evet, sıradaki şarkıya geçelim istersen. O zaman bir Sezen Aksu mu yapalım? Olur, süper olur. Yapalım değil mi? Seni kimler aldı diyelim mi? Diyelim. Vallahi kimler aldı acaba? Kimler almıyor ki? Alıp bir de bırakıyorlar. Tekrar al. Yürüyorum hasretin acının üstüne, sığmıyorum dünyaya, dar giriyor. Geceler mi uzadı,
bu karanlık ne? Gönlümün bayramları şenli söndü. Seni kimler aldı? Kimler öpüyor seni? Dudağında, dilinde, ellerinde var. Seni kimler aldı? Kimler öpüyor seni ya? Dudağımda, dilinde, ellerimde. Deli gözlerin gelir aklıma, öpüşür öpüşür iç çekişin gelir. Süper. Denecek bir şey yok arkada. Zaten şarkıyı resmen anlatıyor demişler. Mükemmel ses. Ah, teşekkürler. Çok güzel yorumlar geliyor bir yandan arkadaşlar. Ben yeni yorumları göremiyorum. Bu yayınlanacak olursa sonradan izleyebiliriz herhalde. Tabii tabii. Evet. Hemen yayınladı. Kapattım ki sevgili Selim'in de yüzü gözüksün diye. Eyvallah. Valla çok güzel. Yani hani konuşmayı çok severim aslında ama nedense size şarkı dinlemek istiyoruz. Herhalde çok açız bu konuda. Sıradaki... Ya Elif'in şarkılarından da Deliye Dön Gel istemişler, demin gördüm. Olur. Bilsen olur. İstiyorlar. Aşklarca istiyorlar. Evet, şarkılardan istiyorlar. O zaman minik minik Bir Bile Bilsen yapalım, Aşklarca yapalım. Tamam, yine kadar süper. Süper. Ben de yorumları açıyorum tekrar. Evet. Yani hangisini yapsak? Bir de sayfa. Duygularımı
seni kaybetmenin korkularını bir yere bilsem bir yere bilsem seni kaybetmenin korkularını bir yere bilsem bir yere bilsem. Süper. Bu arada yorumları kapatmıyorum tamam arkadaşlar. Çünkü diyor şarkı bittikten sonra Elif Kaya görmüyor yorumlarımızı. Ya. Görelim en baktan numaranı. Olmaz olmaz. Olmadı olmaz. Çalışacağım aşk sınavını. Olmaz olmaz. Olmaz. Yavrum doymadın mı? Otur otur baymadın mı? Geldik gidiyoruz bak. Bunu hala aymadın mı? Salla torba dolsun. Göçünüz hızlı olsun. Yürü de yürüdüm de aşklar. Yanıyor yanmaz mı su verin adama dediğimde gelmiş sana sana bir de bir sormaz mı da dedim ona da kızı olanınsın bu çok gasolin kızı olanınsın bu çok gasolin. Ne dinlerdik diyor bu şarkıyı, ne dinlerdik diyenler. Sevgili Alper Narman ve Onur'a çok teşekkür ediyorum. Muhteşem ikili ve muhteşem Enver enerji Günen. Ve aynı zamanda da Enver Günen aranjesini yapmıştı. Çok kıymetli bir aranjör arkadaşımdır bu Enver Günen. Evet. Nasıl geliyor arkadaşlar şarkılarımızı, repertuarımızı sevdiniz mi bu akşam? Alkış görürsek ben anlarım güzel olduğunu. Sadece alkış göreyim. En azından sevgili Elif de alkışları görür. O da anlamış olur. Ben şu an o kadar sarhoş ve şaşkınım ki bir de tam karşımda bir ışık var. Kameranın önünde hani o cildi. Biliyorum, biliyorum. Gösterenlerden böyle gözleri kamaşıyor. Aynen, o yüzden alkış dedim ben de. Alkışlarla destek oldum. Teşekkür ediyoruz. Ne yapıyoruz, devam mı? Acı değil. Evet, tabii deliye dön gel yapalım. Değil mi? Bravo. Alkışlar geliyor. Yüreğim yanıyorsa uzak dur. Bana sorma hesap ver. Yanacaksa yansın. Bilirim insan zaten soğuyor. Yandığına kalıyor. Daha ne söyleyeyim. Kırılmadı. Bir yer varsa sor kalbine yaşıyor mu hala? Soramam sana hala nasılım? Bilemezsin unuttum sen ne kaldı bildim. Arıyor kalbim hala yerini bulamam. Sevgilim, anladım ki sevdim. Deliye dön gel, deliye dön gel. Bırak onları, geriye dön gel. Geriye dön gel, deliye dön gel. Burada Genco Arı'yı almadan geçemeyeceğim. O güzel aranjesi için çok teşekkür ediyorum. Sevgili kıymetli dostum Genco Arı'ya. Ve tabii şimdi Selim Çağlar'ın.
Sesinize, yüreğinize sağlık. Mükemmel. Zaten alkışlar da bunu gösteriyor. Süper. Bu arada... Neler... Efendim? Neler geliyormuş, neler varmış, neler yokmuş. Yeni aynen. Şarkı geliyor, bundan haberleri var mıymış acaba? Evet. Hepsi heyecanla bekliyor. Tebrikler, çok güzel. Elif harikasın. Çok güzel mesajlar alıyoruz. Süper. Peki ben merak ediyorum. Mesela sence konserler ne zaman başlayacak? Sizin bir bu konuda öngörünüz var mı? Yani Haziran gibi hissediyorum. Bir an evvel başlasa iyi olacak. Herkes aynı dertten muzdarip tabii doğal olarak ama... Burun burada. Doğru ama şöyle bir şey var. Haziran açılacak ama hemen konserler sence olur mu? Yani insanlar korkusuzca giderler mi acaba konsere bir dinletiye? Biraz zor gibi değil mi? Yani ya işte mesafe oranı korunursa bence olabilir diye düşünüyorum ben. Yani konser olur da nasıl diyeyim? Eğlence, gece hayatı biraz değişik olacak çok yani. Mu? O zor birazcık yani diye düşünüyorum. Yani kapalı insan... ortamlar, dans vesaire. Aynen, biraz dans. O insanların da ama eğlenceye ve deşarj olmaya da hakkı var diye tabii, düşünüyorum. Tabii de işte yani ben kendimden yola çıkarak gider miyim diye soruyorum mesela. Siz gider misiniz hemen? Vallahi ben takarım, takıştırırım, giderim ben. O da eğlenceden öteye geçmiyor. Yani öyle eğlenceye gideceğim maskeyle nasıl yapayım? Abi şöyle. Ha, konser okey. Konser dinlemeye en fikirim. Ama hani o eğlence, dans, hani kapalı ortamlar. Onlar biraz zor gibi. Evet. Ya belki aslında eğlenceli olabilir düşününce. Çünkü çok uzun zamandır dışarı çıkmadık. Böyle renkli renkli şeyler falan bu kostümlerle eğlenebiliriz sanki ya. Ona eğlence çevirebilir diyorsun. Kostüm yani, partisi gibi. Ya benim aklıma ne geldi biliyor musunuz az önce? Şimdi soru soracağım, bana gülmeyin sakın. Denizde geçiyor mu biliyor muyuz biz bunu yani? Yok. Denizde geçiyor mu? Kumsalda da ama sosyal mesafeye uyulması gerektiği söyleniyor. Şeyde başka ülkelerde sahiller açılmış. Ama tabii orada da denizde, yok şuraya dokunmayayım. Denizin içinde yok zannetmiyorum ama denizde de yani tabii dip dibe yüzersen bilemiyorum. Öksürür, aksır oradaki ağzındaki su. Bilmiyorum hani. Şey hayal ettim böyle. Denizin içinde konserler. Düşünsenize herkes suda dinleyiciler. Valla güzel fikir. Yo, olabilir, güzel fikir. Ama yani orada da şunu düşünüyorum hep. Bir otele gideceğim. Otelde yemek yiyeceğim. Onun yemek yeri var. Ondan sonra maske takarak gezersem o güneşlenmenin sahilin ne anlamı var vesaire gibi soru işaretleri var. Tabii bilemiyoruz ya, bakalım. Almanya'da şey gördüm ben. Arabalarla giriyorlar konser alanına. Sadece arabaların içinden camları açarak izleyebiliyorlar. Aa, yani. Sinemalar da öyle olabilir. Çok güzel. O da güzel. Evet. Evet. Eski sinemalar gibi zaten. Öyle bir şey yapmışlar Almanya'da. Bir bak burada da kesin öyle bir pazar açılacaktır. Kesinlikle sinemalar konusunda. Sinemalar ve konserler de olabilir öyle bir alan olursa. Aynen. Sadece arabayla gelinecek. Evet, çok güzel olur, doğru. Değişik bir şey olabilir. Evet, o güzel. Ama şu anda biz tabii avantajlıyız. Bir konser dinliyoruz. Telefondan da olsa çok güzel devam ediyor. Var mı repertuar? Repertuar mı? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Her şey normale dönecekse bir yaz evde oturalım. Bence değer. Ya şimdi burada yüzlerce şarkı var da yani bunun bir... Ben buldum. Tabii, bir tane ben buldum, söylediler de kaçırdım. Ben o şarkıyı da çok severdim. Dur bakayım bulabilecek miyim? Bir aramın dumanına sarsam saklasam seni. Hayır, yok, o diyor. O değil. Fake yapıyorum, bir dakika. Şeydi de arkadaşlar biriniz bir tane yazmıştınız ya, kaçırdım onu. İstek neydi şarkı, dur bakayım. Karanlık dünyam kader çıkmazı demiş ama benim o değil, dur bir dakika. Karanlık dünyam. Sen affetsen ben affetmem. Allah. Varsa tabii repertuarda. Var. Var var. Hadi biraz deneyelim bakalım. Tamam. Çok güzel. Tamam.
hatalarını. Sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem. Sen Tanrısın, affedersin, bağışlarsın, kulum dersin. Sen Tanrısın, affedersin, bağışlarsın, kulum dersin. Şarkının sözlerini unuttum. Bir saniye şarkı olsun. Hiç panik yapmaya gerek yok çünkü başımıza çok geldi konuklarımdan. Bir dakika. Ya bir de burada bir sistem bir şey değişti şu an. Mikrofonun sesi gitti. Size nasıl geldi? Güzel geldi. İyi mi? Tamam. Çünkü klavye dijitalden, mikrofon ise gitti bir anda. Bu arada ben yeni gelenler için hatırlatma yapayım. Sevgili Elif Kaya ve Selim Çaldıran'la bayram özel konserimiz devam ediyor. Birbirinden özel şarkılarla. Tabii yaklaşık 45 dakikadır biz, hatta 50 dakikadır yayındayız. Yavaş yavaş, tabii oldu bile. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısı bir kez daha. Çünkü konsantrem bozuldu. Gidince... Mikrofon gitti. Mikrofon gidince bir an böyle benim kafada gitti. Nazar diyelim, bir şey olmaz. Güzel oldu. Hey. Sevgili Candar Köker. Teşekkür ediyoruz ona da. Eyvallah. Bütün o dinlediğiniz şarkıların mix masteringi Candar Köker'e ait. Buraya gidiyorsunuz. O da zor iş. Hey. Evet. Stüdyomuz. Vallahi stüdyonuz da çok güzel. Bir ara göster bir bitmeden. Şöyle bir merak ederim hep stüdyoları. Yapalım. Umut Timur'un bir stüdyosunu gezdik. Çok güzeldi Almanya'da. Yani Türkiye'de ben öyle kolay kolay görmedim. Hani çok ferahtı. Evet. Hani çok ünlü isimlerin stüdyoları bile biraz bizde Türkiye'de dardır biliyorsun. Sanki sizinkisi biraz ferah gibi geldi bana. Evet, burası bayağı ferah. Şu an Candar'ın odasındayız. İşte Selim Çaldıran odası yukarıda. Ferah ve bir de çok sıcak bir ortam. Salonumuz var kocaman. İşte arada orada PlayStation maçları olur. Klasik, yani aynen. Aile ortamı. Bayağı mutfağımız var. İşte... Bu arada ev stüdyo mu yani? Kaldığınız ev stüdyo mu yoksa bu ayrı bir stüdyo mu? Kalabiliyoruz. Yani burası evde. Kalabiliyor ama ayrı bir stüdyo mu burası da? Evden hariç. Evet. Evden hariç. Tabii evlerimiz ayrı ama burası stüdyo. Burada kaldığımız oluyor. Ama evlerimiz çok yakın. Mesela hepimiz burada karşı oturuyoruz. Karşı sokakta. Karşı çok güzel. Gibi. Süper. Yani ben Caktepe'deyim. Selim biraz yukarıda. Çok çok yakın oturuyoruz birbirimize. Süper. O zaman çok özür diliyorum. Estağfurullah. Hiç önemli. O kadar olacaktır yani. Tanrım, kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem. Sen Tanrısın, affedersin, bağışlarsın, kulun dersin. Sen Tanrısın, affedersin, bağışlarsın, kulun dersin. Neler çektim sen bilirsin, sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem. Böyle minnak. Alkışlar, alkışlar sesinize, yüreğinize sağlık. Muhteşem ses, ağzınıza sağlık, saygılar, iyi bayramlar, İzmir'den selamlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından izlendiğimizi biliyorum. Bu çok güzel bir duygu. Özellikle Adana, Kahramanmaraş, Samsun, İstanbul, hatta yurt dışından da Yester ablayı gördüm. Paris var, Almanya var. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok güzeldi, çok hızlı geçti. Ama vallahi çok güzel programdı. Bence ilerleyen günlerdeki karantinanın daha şu an Haziran boyunca, yani 18'inde falan yavaş yavaş
normale dönme sürecine ayak uydurabilsek de Haziran sürecinde biz böyle olacağımızı düşünüyoruz. Yine yapalım inşallah böyle bir program diyorum. İnşallah. Bizim için de çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyoruz. Bak, bayramın Paris gelişmesi. Var, Van var, Antep var. Yani var da Hatay var. Geliyor şu anda. Eskişehir'den selamlar var. Bu bitmez, böyle devam ediyor. Bir yandan ben okuyorum bir yandan arkadaşlar. Son sözlerinizi alalım. Buyurun. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Müzik On Air ailesine. Bayramın birinci günü, bu özel günde bizimle birlikte, yani bize yer verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hatırlanmak çok güzel. Altını çiziyorum bunun. Bizi bugün dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizin mesajlarını okuyamadım ama bu yayın kayıda geçtiği anda tek tek bakacağım neler var. Çok teşekkürler. Sevginizi inanın hissediyorum. Ben o mesajları okuduğumda gerçekten çok duygulanıyorum. Ve bu sevginize layık olmak için yüreğimden gelen her şeyi yapacağım. Aynı zamanda Selim Çaldıran'a da tabii ki çok teşekkür ediyorum. Yani yine her zaman gibi desteğini esirgemeyip burada bizimle o güzel piyanosunu paylaştı. O zaman bir stüdyoyu minnak şöyle bir göster. En son yapalım. En son yapalım. Son bir şarkı yapalım değil mi? Ne yapalım? Yani bizim normalde sahnede söylediğimiz, çok severek söylediğimiz bir şarkı vardı. Cem Karaca şarkısı. Yani sahnemin kapanışı her zaman o şarkıdır. Hiç değişmez. Fakat tabii şimdi davullar yok. Olsun. Elektro gitar yok, hiçbir şey yok. Hani o böyle ayrı bir şeydir. Hatta ben oturduğum şeyin üzerine çıkarım falan deyip böyle onun üstüne çıkıyormuş. Yine aynı şey olsun. Bir dahaki sefere bence sahne konseptini yapalım. Nasıl fikir? Süper. Hepinizi öpüyorum. Herkese hayırlı, güzel, sağlıklı bayramlar olsun. Sizi seviyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hadi! Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Yol dediğin yol gibi ulaşmalı bir yere. Biz dön baba dönelim, geliyoruz aynı yere. Bu döngü kısır döngü, başı var da sonu yok. Dönüyorum dönemiyorum, sonunda bir çıkış yok. Ama niye? Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Yerel ve genel seçim, seçin bakalım, seçin ki dön baba dönelim, aynı yere gelelim. Çete çeteye çatmış, çete çete içinde, battık buruna kadar, Cafer getir peçete. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Gidiyoruz kıyamete, gidiyoruz kıyamete. Gidiyoruz kıyamete, gidiyoruz kıyamete. Süper. Hadi gel. Bir, iki, üç. Geç geliyor olabilir. Yeni geç geliyor ya 5 saniye. Evet, ama gemi de bence yakalıyor bir yerde. Aynen, aynen. Sürüyü görmek istemiştiniz. Evet, sürüyü gezelim. Elif Kaya ve Selim Çaldıran'ın o şarkıların çıktığı sürüyü görmek istedim. Evet. Aynen. Aslında şu ışığı söndüreyim. Şu güzellik ışığını alabilir miyiz Selim Çaldıran Bey oradan? Burası aslında Mix Mastering odamız, yani sevgili Candar Köker'in odası, stüdyomuz. Şu gördüğünüz camın arkasında okuma odası var ve bütün okumalar orada yapılıyor. Burada Candar'ın balıkları var. İnanır mısın? PlayStation nerede oynanıyor, söyleme sayı. Şimdi salona gideriz de korkuyorum. Orada kim vardır? İlk önce sen bak, ondan sonra çevir kamerayı. Dağınık değil ama... tamam, yani... hiç problem değil. Sonra gezdirirsin olmazsa. Belki bizlerle karşılaşırız. Evet, Selim Çaldıran odasını gösterebilirim ama. Şu an Selim Çaldıran odasına doğru gidiyorum.
Evet. Gördüğünüz gibi oradan çıktık. Orası Candar Köker'in odasıydı. Aha. Böyle geliyor. Mesela burası Sezgin Gezgin'in odası. Sezgin Gezgin aranjör, besteci. Bu evet. arada çok enteresan bir şey var. Bak, bunu çok seviyorum. Çocuk olsam kesin hep burada oynardım. Şimdi Candar'ın odasının tam karşısında bir kapı var. Bu kapıyı açtığımda ama aynı zamanda da şöyle de gidebiliyorum. Burası kestirme. Buradan okuma odasına giriyorum. Ve şu an okuma odasına. Bunu çok, çok seviyorum. Güzelmiş. Yani burası şöyle, başka bir oda, renkli, değişik. Burası Selim Çağdıran'ın ve yani benim Bir Bile Bil Seni, Aşklarca'yı, Deli, yani dinlediğiniz bütün şarkıları okuduğum yer işte burası. Süper. Biraz çekmemeye başladı internet. Tam olarak burası. İnternet. Öyle şu mi? An, şu an. Şöyle yapayım. Ben mobili de açayım her ihtimale karşı. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Mobil açtığı için arkadaşlar dondu. Artık bu konuda profesyonel oldum. Professional. Şu anda ekran kapalı. Ekranı açacak ve devam edeceğiz. Kıyamete. Evet. Oldu. Süper oldu. Süper. Biraz duraksa da değil ama şu an iyi. Şu an iyi. Duraksama sebebi de sen açarken oluyor biliyor. Yani şu gördüğünüz küçük karecik evet. bizim aslında kocaman dünyamız. Yani benim Aynen. gerçekten büyük bir dünyam. Ve çok zordur stüdyo. Yani okuması hiç kolay değildi stüdyo okuması. Yani sahne daha kolay gibi gelir çünkü hataları örter ama stüdyo maalesef örtmüyor. Çok çok zor. Her şeyinizi duyuyorsunuz. Yani yutkunma sesinize kadar duyuyorsunuz. O nefes sesiniz, her şeyiniz geliyor. Ve tabii benim o açıdan rahatlamamı sağlayan şey şu gördüğünüz duvarların hepsini insanlar olduğunu düşünüyorum. Evet. Dinleyiciler olduğunu. Şurası da Selim Çağdıran'ın odası. Süper, Ve süper. Şimdi Selim Çağdıran odasına gidiyorum. Bak, koca stüdyoyu gezdirdim sana. Çok keyifli. Aynen, kesinlikle. Burası da Selim Hoca'nın odası. Bakayım, çok bulanık mı? Göğsüme Yok yok, sineyim. gayet iyi. Yani durum bu. Salon dolu değil mi şu an? Yok. Aynen, kim süper. var? Bakayım PlayStation. Duyabiliyorum bu arada seni. Ha, duyabiliyor musun? Geç geliyor senin sesin ama geliyor sonuçta, sorun değil. Joysteiniz burada. Televizyon iyice yaklaştı. PlayStation, evet. Daha rahat oynanabilmek için. Candar ama Köker. Bayağı büyük ev gibi yani sonuçta. Evet, evet, yani ev gibi. Süper. Aynen. Bak, burada arada ses açıyorum bunun üzerinde. Ve Sezgin Gezgin. Tam diyecektim. Özellikle Tan'la herkes birlikte ayrı takılıyor herhalde şu an. Evet, şu an herkes ayrı takılıyor ve Sezgin Gezgin de burada. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun, ve burada Selim Aldırı'nın yaptığı bütün işlerim, şöyle küçük bir listesi var. Albümler. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi bir de stüdyoyu gezdirdin. Son 50 saniye bu arada. Bir saat olunca Instagram kapatıyor biliyorsun kendini. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Görüşürüz. Siz de öyle. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar, Elif Kaya ve Selim Çağdıran bizlerle birlikteydi. Cüneyt Diktaş'ı takip etmeyi unutmayın. Yani beni, çünkü hangi konukları ağırlayacağız veya onlara ne sormamız gerektiğini düşünüyorsanız Cüneyt Diktaş'ı takip etmeyi unutmayın. Müzik Oneri de tabii takip edip onun DM'ine de yazabilirsiniz. Ben şimdi kendi yayınıma geçiyorum. 22.30'da, yani 2 dakika sonra görüşmek üzere. Bakın, buraya Cüneyt Diktaş yazdım. Kaydedebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.